mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler Manzumetül Beykuniye'nin ikinci dersindeyiz ve bizler bir önceki dersimizde hadis usulü ilmi ve sayı hadis konusunu bitirmiştik, işlemiştik. Ve hasen hadis kısmına geçmiştik. İnşallah bugünkü dersimizde de buradan itibaren okuyacağız. Beşinci beytten itibaren. Kardeşler bir önceki dersi hatırlayalım. Zira bir önceki derste işlediklerimizi hatırlamak bugünkü dersin anlaşılması için de çok önemli. Sayı hadis için 5 tane şart saymıştık. Birinci şart ittisarü senet yani senedin muttasıl olması, isnadın muttasıl olması, isnatta kopukluk olmayacak. Bir bu. İkincisi hadis metninde şazlık olmayacak. Hadis şaz hadis olmayacak. İkincisi illetli olmayacak. Yani daha doğrusu üçüncüsü. Üçüncüsü illetli olmayacak. Dördüncüsü onu rivayet eden ravi adaletli olacak. Beşincisi ise onu rivayet eden ravi dabıt yani hadisi hakkıyla muhafaza eden bir kişiliğe sahip olacak. Beş tane şart zikrettik. Bu beş tane şart bugünkü dersin anlaşılmasında çok 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 önemli bir yere sahip. Vel hasenu hasen hadis. Vel hasenu ma'rufu turukan ve gadet ricaluhu la kes sahihi işteheret. Vel hasenu hasen hadis ma'rufu turkan yolları bilinendir. Ma'rufu bilinendir turkan yolları ve gadet ve olmuştur ricaluhu onun ricalleri La ke sahihi. Sahih gibi değil. İşte heret. Sahih gibi meşhur olmamıştır. Onun ricalleri sahih gibi meşhur olmamıştır. Kardeşler biliyorsunuz bir önceki dersimizde hadis ilmiyle ilgili bazı ıslahlardan bahsederken rical kelimesini de açıklamıştım. Rical yani hadisin ravileri manasındaydı. Mesela bu hadisteki her bir kişiye rical diyoruz. Yani hadisin ricalleri, hadisin nakleden raviler manasına geliyordu. Diyoruz ki e, Hasan hadisin tarifin marufu turkan onun yolları biliniyor vagadet olmuş ricalu ricaleri lake sahih işte her sahih gibi meşhur olmamışlar. Bu ne demektir? Kardeşler, marufun turkan denilirken yolları biliniyor denilirken şu kastediliyor. Yani bizim sahih için saydığımız beş şartın dördü yerinde. Bunlar hangileri? Birincisi Senedinde herhangi bir kopukluk yok. Yani senedi muttasıl. İkincisi hadiste şazlık yok. Üçüncüsü hadiste illet yok. Dördüncüsü hadisi rivayet eden ravi adaletli. Ama bir problem var. Bir şart eksik. Hadisi rivayet eden ravi dabıt değil. Yani hadisi hakkıyla muhafaza eden biri değil. Yani mesela ezberi çok kuvvetli değil. Unutkan biri örneğin. Hadisi gerektiği gibi muhafaza edemiyor. İşte burada marufun turkan söylenirken yani yolları biliniyor şeklinde söylenirken yani bu beş şarttan dört tanesi yeri yerince tam. Ama vagadet ricalu ricalleri olmuş diyor. Lake sahih işte evet. Sahih gibi meşhur olmamışlar. Niye olmamışlar? Çünkü dabıt yönleri eksik. Burada aslında şöyle bir şerh atarsanız çok güzel olur. Ricalu onun ricalleri lake kesayi Say gibi değil. İşte evet meşhur olmamış. Parantez açın fi dihi yani dabt hususunda. Hadisi hakkıyla muhafaza etme hususunda meşhur olmamış ricalleri. Zira sayı hadisin o dört şardın yerinde olmasıyla beraber bir de artı onun ricalleri, onu rivayet eden ravilerin daptı tam olarak yerinde. Yani hadisi hakkıyla muhafaza edebiliyorlar. Ama hasen, hasen hadiste bu dapt hususu eksik. Yani onu onu rivayet eden bir tane ravi. Bakın bir tane ravi bile olsa bir tane ravinin diyelim ezberinde problem var. Yani adamın dapt hususu çok kuvvetli değil. Yani meşhur daha doğrusu sayı hadiste olduğu gibi kuvvetli değil. Hani bu yüzden burada şu ibareyi kullanıyor. Lake sahi işte Yani sayı hadistekler gibi meşhur olmamış. Çünkü daptı çok kuvvetli değil. O yüzden buradaki şu şerh çok önemli. Bunu lütfen elinizde bulunan nüshaya atın. Ricalü onun ricalleri lake sahihi işteret fi daptihi. Yani dapt hususunda meşhur olmamışlar. Demek ki kardeşler daptı çıkarırsak Hasan hadisin şartlarını sayıyoruz. Bir hadis Hasan hadisin senedi muttasıl olacak. Kopukluk olmayacak. İki hadiste şazlık olmayacak yani e, kural dışlık şeklinde şimdilik e, bunun manasını söylemiştik hani şazlık genel hükm'e aykırılık Ve kendinden daha eftal kendinden daha üstün bir raviye e, muhalif gitmeme gibi şeklinde yapmıştık ha şimdilik şazlığı şöyle söylersek daha iyi olur hani genel hükm'e aykırı olmama bir de illet olmayacak hadiste herhangi bir sıkıntı olmayacak üç Dördüncüsü hadisi rivayet eden ravi adaletli olacak. Bu çok önemli. Kardeşler hadis ilminde adalet kısmı adalet kısmı işin en hassas noktası. Adaletli olacak. Beşinci şart eksik. Dikkat edin. Dört tane şart var. Peki Hasan hadisin hükmü ne? Şimdi kardeşler Hasan hadis zayıf kadar kuvvetli değil. Zayıf kadar düşük değil. Sayıh kadar kuvvetli değil. Zayıf kadar düşük değil. Mertebesi. Peki hükmü nedir? Bu arada Hasan hadis kendi arasında ikiye ayrılıyor. Hasan li zati, Hasan li gayrihi. Hasan li dediğimiz şey yani aynen az önce yaptığımız tanım. Yani adalet ve emanet yönünden güvenilir olmakla birlikte ravi adalet ve emanet yönünden hiçbir sıkıntı yok. Güvenilir. Ama zapt yönünden zayıf olduğundan dolayı ravinin ri rivayet ettiği bu hadise biz Hasan hadis diyoruz. Hasan li de şudur. Adalet ve e, yani bir hadisin senedinde yer alan ravilerden biri çok hata yapacak kadar dalgın ve ehliyetsiz ise mesela ravilerden bir tanesi çok hata yapacak kadar dalgın ehliyetsiz biri aynı hadis başka bir yolla rivayet edilmişse bakın aynı hadis başka bir yolla rivayet edilmişse bu durumda kendi dışındaki isnatlarla kendi dışındaki bu isnatla beraber hasen durumuna yükseldiği için bu tür hadise hasen li gayrihi diyoruz. Yani başkasıyla hasen durumuna yükselen hadis. Ve bu şekilde ikiye ayrılıyor. Yani Hasan hadisi şimdilik şu kadar öğrenirsek yeterli olur. Zira bunun daha mufassal şekli daha mufassal kitaplarda zikrediliyor. Yani e, hadis iz, ilmiyle ilgili olan daha üst düzey kitaplarda bu konu geniş bir şekilde anlatılmış ki inşallah bizler e, bu kitaptan sonra yani bu temelden sonra e, takrib neveviyi okuduğumuzda inşallah bunları daha iyi öğrenmiş olursunuz. Bu arada e, şimdi bu arada e, şunu bilmeniz yeterli. 5 şarttan dört tanesi var bir tanesi eksik. Bu da dapt unsuru. Ve Hasan hadisin hükmüne hasen hadisler kendisiyle amel edilecek yani dini delil olarak kullanılırlar. Kendisiyle amel edilecek dini delil olarak kullanılırlar. Ancak istimbata yani direkt hüküm çıkarmaya, müştehidin direkt hüküm çıkarmasına uygun değiller. Ama ihticaca yani bir meselenin doğruluğunu ispat etmeye bir meselenin doğruluğunu ispat etmeye elverişlidirler. Mesela bir müştehit bir konu hakkında delil getirecekse Hasan hadisi delil getirebilir. Ama mesela zayıf hadis delil getirilemiyor. Zayıf hadis delil getirilemiyor. Ama Hasan hadis hani direkt olarak hüküm istimbatına bulunmaya pek fazla elverişli değil. Ha diyelim o hadis başka bir senetle sahih gelmişse bu müstesna. Başka bir e, senetle mesela sıkıntısız gelmiş. Bu durumda bu müstesna. Ama direk direkt olarak Hasan hadis e, direkt olarak hüküm çıkarmaya elverişi olmamakla beraber yine delil olarak e, kullanmaya, bir meselenin doğruluğunu ispat etmeye de elverişli olan hadislerdir hasan hadis. E, hasan hadisler. Bir diğeri ve kullu ma an rutbetil husni kasuru fe huve ve aqsamun kesur. Bu söylediğimiz tarif ise kardeşler zayıf hadisin tarifidir. Zayıf hadisin tarifidir. Ve kullu ma ve kullu ma her şey ki yani her hadis ki an rutbetil husni Hüsün rütbesinden yani Hasan hadis rütbesinden kasur daha düşük olan hasen hadis rütbesinden daha düşük olan her hadis fe o daifu zayıftır. Ve onun yani bu zayıf hadisin aksamu kesur kısımları çoktur. Kısımları pek çoktur. Şimdi kardeşler az dersin ilk girişine de söyledik. Sayı hadisin şartları çok önemli. Beş tane şart söylemiştik. Bunlardan birincisi söyledik ki e, hadisin senede muttasıl olacak. İkincisi şazlık olmayacak, illet olmayacak. Üçüncüsü dördüncü olarak ravi adaletli olacak. Beşincisi dabıt olacak. Peki Hasan hadis için neyi söyledik? Dabıt unsurunu çıkardık. Geriye kaldı dört şart. İşte bu dört şarttan, bu dört şarttan bir tanesi eksik olursa bakın bir tanesi ve daha fazla da olabilir. Bu hadis zayıf kabul ediyor. Kabul ediliyor. Mesela örnek veriyorum. Bir hadisin senedi muttasıl değil. Senedi muttasıl değil. Bu hadis zayıf hadistir. Bir. Bir diğeri. Hadiste şazlık var. Yine bu hadis zayıf hadis diye kabul ediyoruz. İki. Hadiste illet var. Zayıf hadiste diye kabul ediyoruz. Üç. Hadiste diyelim ki adalet onu rivayet eden ravinin rivayet eden ravinin adalet hususunda sıkıntı var. Ha, yani adaletsiz bir abi, Ehli bidat mesela örneğin. Adaletine zarar verecek amelleri olmuş. Bu tür durumlar olduğunda bu hadisi biz yani bu tür şartlardan bir tanesinin bile o hadiste bulunması o hadisi zayıf yapar. Diyor ki ve ve kesur bunda kısımları çoktur. Bunun kısımları ileride gelecek. Niye çoktur kardeşler? Zaten mantıken düşündüğümüzde de Hani burada beş tane şart zikrediyoruz. Beş şart zikrediyoruz. E şimdi bir hadis var. Sadece senedinde kopukluk var. Ravilerde problem yok. E bu ayrı bir kısım. Bunun mesela ismi farklı. İleride gelecek. E bir tür hadis var. İçerisinde şazlık var. Hadis şaz. Mesela isnatta problem yok. Ama hadis şaz. Bu durumda bu farklı bir sınıf. E mesela hadisde illet var. Bu farklı bir sınıf. Yani bu şekilde diyor ki aksamı kesur. Yani onun kısımları pek çoktur. Ki bu da ileride gelecek. Şimdi kardeşler bu, de, bu derste öğrendiklerimizi toplayacak olursak. Hasan hadisi öğrendik. Hasan hadis bir hadisin sahih olması için gerekli olan 5 şarttan dabıt unsuru. Dabıt unsuru olmadığında yani e, o hadisi rivayet eden ravinin ezber kabiliyeti işte o hadisi muhafaza etme hakkıyla muhafaza etme kabiliyeti eksik olduğunda ve diğer bütün şartlar yerinde olduğunda biz o, o hadise hasen diyoruz. Gelelim zayıf hadis ise zayıf hadis ise bu beş şarttan dabıtlık hariç diğer şartlardan bir tanesi eksik olursa ve e, yani bu e, ikisi beraber de olabilir. Mesela hem zabıtlık var hem de adaletsiz. Bu hadis zayıftır. Ha, diyelim sadece sadece adaletsiz, yine zayıftır. Sadece adaletsiz mesela e şey yerinde daptı yerinde mesela eli bidat ama daptı yerinde e, hadis e hadisin senedinde hiçbir problem yok. Şazlık daha iyi olmasa, illet daha iyi olmasa bu hadisi zayıf kabul ediyoruz. Adalet unsuru eksik çünkü. Şazlık var veya hadiste şazlık var, yine bu hadisi zayıf kabul ediyoruz. Diyelim diğer bütün şartlar yerinde. Yani bu diğer şartlar çok önemli kardeşler. Yani hadisin isnadında kopukluk olmaması. Mesela hadisin isnadında kopukluk var diyelim. Hadisin isnadında kopukluk var. Ama diğer bütün şartlar yerinde. Dört şartta yerinde. Ama o bir şart eksik. Bu hadisi zayıf hadis diye nitelendiriyoruz. Zayıf hadis ise kardeşler kendisiyle amel edilmeyen müştehitlerin yani kendisine dayanmadığı hadislerdir. Zayıf hadisler. Zayıf hadis metin itibariyle bazen e, sahih derecesine çıkabilir. Bu da şu şekilde olabilir. Aynı hadis, aynı hadis metni başka bir isnatla problemsiz gelmişse, başka bir isnatla problemsiz gelmişse e, bu durumda bu hadisin metin itibariyle hani sahih derecesine çıkıyor. Ama hadis gelme yolu olarak zayıf hadis. Hadi diyelim bir hadis gelmiş. Bir hadis var. Ee, söylediğimiz gibi zayıf bir hadis. Yani onu rivayet edenlerin bir tanesinin diyelim adalet unsuru eksik. Gitti. Bu hadis zayıftır. Veya şazlık var. Veya illet var. Veya hadisin met e, isnadında kopukluk var. Bu hadis de zayıf hadistir. Ve mesela bir konu hakkında zayıf hadis gelmişse ve onu tasdik edecek sahip bir hadise bulunmazsa bu durumda bu tür hadislerle amel edilmez. Müştehitler de zaten bu tür hadisleri muhatap almamışlar. Kardeşler böylelikle e, yani hadis ilminin en önemli üç unsurundan olan sayı hadis, hasen hadis ve zayıf hadisi öğrenmiş olduk. Ve dersimiz buraya kadar yeterli olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.